Afili bir giriş konuşması yapmakla uğraşmadan videoyu hazırlamayı ne kadar özlediğimi söyleyerek de oradan videoya geçmek istiyorum. 10 oyunluk ana listeden önce listeye girmemiş olan 4 tane oyundan konuşalım önce. Bütün Harry Potter filmlerini izlemiş olmama rağmen siz Harry Potter hayranları gibi evrene kendimi kaptırıp kitaplara girişmedim hemen. Harry Potter serisini sadece ilk kitabını okudum ve ne yalan söyleyeyim evrenin de serinin de pek büyük hayranı değilim. Dolayısıyla büyük bir kitlenin aksine ben bu oyunu çok daha az bekleyen taraftayım. Yine de fantastik bir dünyada geçen bu kadar büyük şaplı bir oyunu üstelik bu kadar da sağlam geliyorken tabii ki bekliyorum. Pinokyo hikayesine daha sarkastik bir bakış açısı getiren Lies of Pi aslında bu hikayeye bu şekilde yaklaşan ilk yapım değil fakat tabii ki ilk oyun. Bu daha karanlık Pinokyo hikayesi ilgimi gerçekten çok çekiyor ve geçmişte de ilgimi çektiği için az bu Souls mekanikleriyle harmanlanmış olan bu karanlık Pinokyo hikayesini merak ediyor ve bekliyorum. Fakat oyuna dair çok iyi olması ya da ortalamanın çok üstüne çıkması gibi bir rantım yok Hatırlar mısınız bilmem 2018 senesinde Vampire diye bir oyun çıkmıştı. Lies of Pain'in çıtasına dair beklentilerim tam olarak o klasmanda. 2017'de çıkıp pek çoğumuzun gönlünü kazanan Hollow Knight'ın ikinci oyunu olan Six Song defalarca ertelemenin ve belirsizliğin ardından yapımcısının net bir şekilde 2023'te çıkacak söylemiyle sonunda bizi iyice beklentiye ve heyecana boğdu doğrusu. İlk oyunun hayatımda oynadığım en iyi Souls-like oyunlardan biri olmasına rağmen üstüne koyabileceği daha bir sürü şey de olabilirdi. Sing Song'dan ise beklentim tam olarak bu. İlk oyunun yaptığı her şeyi alıp bir üst kademeye çıkartarak mükemmele yakın bir deneyim sunması. Aslında Final Fantasy serisini çok seven bir insan olarak bu oyun benim en çok beklenenlerim arasında ilk onda kendine rahat rahat yer buluyor. Fakat hali hazırda başka bir Final Fantasy oyunu listede yer aldığı için ve başka oyunlara da dayanmak istediğim için Final Fantasy 16'yı liste dışı bıraktım. 15. oyunun aksine açık dünya furyasına kapılıp gitmeyen, olması gerektiği gibi tamamen anlatmak istediğim istediği hikayeye ve karakterlere odaklı olan klasik bir Final Fantasy deneyimini, klasik bir Final Fantasy Combat sistemi ile birlikte bize sunmasını bekliyorum sadece. Zaten bunu yaptığı zaman kafadan klasik oyunlardan bir tanesi oluyor Final Fantasy 16. Evet, geldik ilk ona. Ubisoft projelerini değiştirmesiyle birlikte onlardan beklentim arttı desem yalan olur açıkçası. Fakat Assassin's Creed serisini düzenli olarak güncelleyip canlı tutmaya çalışıyor olmaları beni mutlu ediyor. Bu serinin suyunun çıktığını hepimiz biliyoruz artık ama belli ki Ubisoft üretmeye devam edecek ve hiç değilse bunu yaparken her sene bir tane Assassin's Creed sıçalım diye keyfimize bakalım demiyorlar. Seri RPG mekaniklerinden uzaklaşıp oynanış olarak köküne dönecek ve Parker mekanikleri çok daha ön planta olacak dediler. Eh bakalım. Belki o eski oyunları da özlemişizdir. Diablo serisini gerçekten çok severim fakat hiçbir zaman o tutkulu Diablo fanlarından biri olmadım. Birinci oyunu PSP'de hala zaman zaman açıp oynarım ve her seferinde de bu karşı inat edip ölmekten zevk alırım. Fakat en 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 sevdiğim oyun serisi de değildir Diablo. Her ne var ki tabii ki dördüncü oyunu da listeme aldım. Bekliyorum. İzometrik oyunlara oldum olası bir zaafım vardır zaten. Tabii fiyatlar üzücü ama <laughs> yapacak bir şey yok. Hepsinin üzücü. Bakın işte bu oyundan beklentilerim gerçekten çok yüksek. Aksiyon RPG oyunlarının zirvesi benim için Witcher 3'tü ve tabii ki bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sunumuydu. Yan görevlerin sunumu ve gerçekçiliği, hikayenin akışı ve o evrenin sunumu. Witcher'ı Witcher yapan ana etkendir benim için. Neticede bugünün standartlarında çok olağanüstü bir kombat sistemi yok. Heh, işte Baldur's Gate 3'ten de beklentim tam olarak o. Witcher 3'ten daha iyi bir sunum yapabilir mi bilmiyorum ama klasik RPG oyunlarının aksine sunuma verdiği inanılmaz özenle birlikte daha modern bir kombat sistemi benim aklımı başımdan alıyor. Peki neden 8. sırada? derseniz e diğer oyunları daha çok seviyorum da onda. İlk oyunu pandemide oynayıp bitirmiştim ve her ne kadar gözüktüğünün aksine pek korku oyunu gibi olmasa da o zamanki ben için oldukça korkunç olmayı ve korkunun verdiği adrenalin ile birlikte inanılmaz zevkli bir deneyim sunmayı başarmıştım. Aksiyonun çok bir olayı olmasa da kaliteli vuruş hissiyatı, atmosferi ve senaryosu ile beni içine çekmeyi başaran ve büyük zevk veren ilk oyunun aksine ikinci oyunun çok daha korku odaklı olacağı söyleniyor. Eh olsun bakalım. Atmosfer, senaryo ve vuruş hissiyatı güzel olsun da başka bir beklentim yok. Normalde bu oyun ilk üçe çok rahat rahat girerdi fakat ne yazık ki bir Nintendo Switch'im olmadığı için kendisi 6. sıraya kadar geriledi. Zelda serisine aşık bir oyuncuyum. Ocarina of Time'ı, Windmaker, Maker'ı, Minish Cap'ı, Link's Awakening'i kaç kere bitirdim sayamam bile. Ha, madem Switch'in yok neden listeyi aldın derseniz de Fakirin ekmeği umuttur diyor ve 5. sıraya geçiyorum. Serinin ilk oyunu PlayStation 4'ümde bitirdiğim ilk oyunlardan biriydi ve Spider-Man'in o olağanüstü kontrolleri, senaryonun kendisi ve sunumuyla birlikte bende özel bir yer bırakmayı başarmıştı. Peter Parker'ın özel hayatına değinen ilk Spider-Man oyunu olmasının yanı sıra karakterin özel hayatına değinen ilk süper kahraman oyunuydu. Keza bu da bir Spider-Man oyununa yakışırdı zaten. Her ne var ki bu oyunun üstüne koyulabilecek pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Kontrolleri, özellikle de şehirde ağ atarak gezmeyi biraz daha oyuncunun yeteneklerine dayılı bir hale getirmekten başka ekleyebilecekleri pek bir şey gelmiyor aklıma. Yine de Spider-Man çok fazla düşmanı ve çok fazla hikayesi olan bir karakter olduğu için oyun sektöründe bu şekilde onun hikayesini görüyor olmak zevk veriyor. Muhtemelen Korku Hayatta Kalma türünü seven herkes için Dead Space serisinin çok özel bir yeri vardır. Seriyle ilk tanışmam aslında abim sayesinde olmuştu. Odasında oyun oynarken ne yaptığını bakmaya gitmiştim ve o şahane grafikli, karanlık atmosferli oyunu gördüğümde hipnoz olmuş gibi hissetmiştim kendini. Oyunun ismini sorup Dead Space cevabını aldığımda ise büyü iyice etkileyici hale gelmişti. Wow, Dead Space diye geçirmiştim içimden. İşte o hayranlığım hala sürüyor. Oyunun elden geçirilmeye ihtiyacı olduğunu pek düşünmüyorum ama Dead Space serisinin dirildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Yine bir serinin devam oyunu. Kanalda ilk oyunun incelemesini yapmıştım ve o videoda dediğim gibi oyunun harcanmış çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve yine o videoda dediğim gibi EASD Cosmos'un ama respawn'la daha fazla süre verseydi belki de bir başyapıt deneyim etmiş olabilirdik. İşte bu oyunda o gerekli zamanın verildiğini düşünüyor ve beklentilerimi ona göre ayarlıyorum. Hadi koçum. Göreyim seni Jedi Survivor. Kotorlardan sonra bize şöyle taş gibi sağlam bir Star Wars deneyimi yaşat. Hatırlıyor musunuz? Size Dead Space için korku hayatta kalma türünü seven herkes de özel bir yeri vardır demiştim. İşte bu Resident Evil denen şahsın. Onun yaklaşık bir yüz 100 katı, bin katı falan bir etkisi var biz oyuncular üstünde. Orijinal Resident Evil 4 2005'te çıkmış olmasına rağmen bence, bakın... Bence diyorum yine öyle çok elden geçirilmesi gerekli bir oyun değildi. Fakat zamanın şartları dolayısıyla bugün aşırı hantal hissettiren mekanikler yerine günümüz mekanikleriyle Resident Evil 4 deneyim etmek en azından nişan alıyorken ateş edebilmek çok çok daha keyifli olacaktır. Büyük bir heyecanla bekliyorum seni Resident Evil 4. Bize yaşattığın hissiyatların Resident Evil 3 Remake gibi değil de Resident Evil 2 Remake gibi olmasını diliyorum. Hatta daha da fazla. Final Fantasy'yi sevdiğimi söylemiş miydim? Hmm... Peki yedinci oyunun oyunculuk hayatımdaki en sevdiğim oyunlardan biri olduğunu söylemiş miydin? E şimdi söyledim o zaman. Orijinal oyuna grafikleri o busu diye bakmadan yumulup 100 saate yakın neredeyse başından bile kalkmadan oynayınca insanın remake içinde beklentileri de bir yüksek oluyor tabii. 2020'de çıkan remake serisinin ilk oyunu pek çok Final Fantasy hayranlığının aksine beni tatmin etmişti. Remake serisi mi? diyenler varsa özet geçeyim. Square Enix orijinal oyunu bölerek remake yapmaya karar verdi ve bu o remake serisinin ikinci oyunu. Heh ilk oyun diyorduk. 98'de oyunun senaryosuna pek sadık kalmayan bir oyundu ilk remake oyunu. Fakat hem Final Fantasy 7'yi hem de Crisis Core oynamış bir fan olarak bu beni her ne kadar rahatsız etse de açıkçası kabullendim bir durumu. Hmm. Bu durumu. Arada seslendirmedeki hatalarımı koymak da hoşuma gidiyor. Biraz doğallık katıyor değil mi? Bence video Oluyor yani. Yani evet bazı karakterlerin orijinal motivasyonunu ve dehşetini baltalıyoruz ama kabul etmiştim yani. E-Kombat sistemi de bir nevi devrim niteliğindeydi. Dolayısıyla bu Remake serisinin ikinci oyununu beklememem ve sevmemem için hiçbir sebep göremiyorum. Ama eğer Zack Fair'a karışırlarsa işte orada bozoşuruz. Evet listemizin sonuna geldik. Ne yazık ki Şubat'a kadar daha kanal boş kalacak. Çünkü bir kez daha şehir dışına çıkmam gerekiyor. Önümüzdeki video için aslında bir Nintendo belgeseli yapacaktım. Fakat ben Kasım'da videoyu planlamaya başlayıp Ocak ayında daha metnine bile başlamadığım için... Bir de ne göreyim Enis Kirazoğlu yapmış bile. Eh Şubat'ın başlarında bir 2022 oyunları yaparız. Sonrasına bakarız.